Peki, sıradaki haberimizle devam edelim. Şimdi Kosova'ya gidiyoruz. Kosova'da Türk askerinin, yani Mehmetçiğin faaliyetlerini ekranlarınıza getireceğiz. Kosova'da NATO şemsiyesi altında görev yapan Mehmetçik, bölgenin güvenliğinin elbette yanı sıra eğitim, kültür, sağlık ve tarım gibi alanlarda da çalışmalar yürütüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri sivil asker işbirliği çerçevesinde bölgede şu ana kadar 369 projeyi hayata geçirdi. Haber Global'de o çalışmaları yakından takip etti, tanıklık etti. İzleyelim. Mehmetçik sivil asker işbirliğiyle Kosova'da yüreklere dokunuyor. Kosova Türk temsil heyetinin katkılarıyla bugüne kadar eğitim, kültür, sağlık ve tarım gibi alanlarda sivil asker işbirliği çerçevesinde 369 proje hayata geçirildi. İcra edilen tüm sivil asker işbirliği ve eğitim faaliyetlerinde etkin bir şekilde rol alıyoruz. Tüm bu faaliyetleri icra ederken Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmekten onur ve gurur duyuyorum. Burası Priştine'deki Elena Gika İlköğretim Okulu. Türk Silahlı Kuvvetleri sadece Kosova'nın güvenliğine değil, eğitimine de katkı sağlıyor. İşte bu kapsamda açılan bir robotik dershane burası ve robotik dershanede öğrenciler başta 3D yazıcı olmak üzere teknolojik birçok imkanı öğrenme fırsatı buluyorlar. Mehmetçiğin gayretleriyle Priştine ve Prizren'de iki robotik derslik açıldı. Gilan ve Mitroviçe'ye de açılması planlanıyor. Böyle bir imkan yoktu. Genelde özel okullarda gidiyorduk. Ama sağ olsun Türk devleti bize bu imkanları sağladı. Türk temsil heyetinin bu büyük vermiş olduğu katkı, yardım diyelim okullarımıza. Çocuklarımız eğitimlerinde büyük başarı kaydedecek. Burası da Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Mamuşa'daki Atatürk Lisesi. Mamuşa'da eğitim Türkçe verildiği için öğrenciler Arnavutça ve İngilizceden mahrum kalıyor. Kosova Türk temsil heyeti bu açığın kapatılması için yabancı dil dersliği açtı. Eğitimimi Trakya Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliğinde bitirdim. Bu dershanenin özelliği Milli Savunma Bakanlığı ve tüm Türk Temsil Heyet Başkanlığı'nın desteklediği bir dershane olması. Kosova'ya, Prizren'e, özellikle Mamuşa'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederiz hepsine. Mamuşa'da belediye başkanlığı koltuğunda ülkenin tek Türk belediye başkanı Abdülhadi Krasniç oturuyor. Türk askeri dediğim gibi sadece güvenlikle değil, eğitimde, sağlıkta, ekonomide, her alanda Kosova'da yaşayan herkesin güvencesi, ekonomik kalkınması, kendini iyi bir şekilde hissetmesinin en büyük sigortasıdır. Eğer ki bir gün NATO buradan gitse bile Kosova Türk topluluğu şunun bekletisinde içindedir. Türk askeri hiçbir zaman buradan gitmeyecek, gitmemesi lazım. Sağlık hizmetleri de uzman personel tarafından veriliyor. Türk askerinin Kosova'da bulunmasından hepimiz memnunuz. Yaptıkları faaliyetler için teşekkür ediyorum. Sürekli beni ziyarete geliyorlar. Doktorlar muayene ediyor. Ayağımdaki yaralar için düzenli pansuman yapılıyor. İlaç verildi. Müteşekkirim. Zaman zaman ev, zaman zaman da kafe, restoran ziyaretleri yapılıyor. Kosova'da görevli Türk Birliği zaman zaman buradaki aileleri de ziyaret ediyor. Amaç belki de buranın nabzını tutabilmek. Ziyaretler ne amaçla gerçekleşiyor? Bunu en doğru isme muhatabına soralım. Efendim ne amaçla buradasınız? Merhabalar. Ben Doğu Bölge Komutanlığı'na bağlı izleme ve irtibat tim komutanıyım. Her gün olduğu gibi Kosova halkında bölgede bulunan tüm topluluklarla görüşerek toplumun nabzını tutmaya çalışıyoruz. Amacımız toplumsal barış ve güven ortamını bozabilecek olumsuz değişimlerin önceden haberdar olmak. Türk askerlerinin düzenli olarak ziyaret ettiği isimlerden biri de 80 yaşındaki Süleyman Dalduş. Süleyman amca Mehmetçiğin ilgisinden memnun. Gözü yaşlı şekilde bir isteğini dile getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonla görüşmek istiyor. Prizren'in komutanından sordum. Affetmiş. Başkanın telefonunu alabilir Erdoğan'ın. Konuyla konuşmak istiyorum. Eğer gidersem keyfim vardı onu görür. Bu kadar askerler şey yaptı bizi burada. Bir teşekkür ederim. İnşallah. Eğer görüşmezsen bu tek kanaldan Erdoğan Bey'e teşekkür ediyorum.